Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinin son bir aylık sürecinde 3 kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer alan Eskişehir'de hayat eve sar haritası tamamen kırmızıya döndü. Vaka artışının sosyal hareketlilik ve kişisel tedbirlerin azaltılmasından kaynaklandığı belirlenirken 97'si yoğun bakım, 33'ü entübe, 309 kişi hastanelerde, 8678 kişi ise evlerinde koronavirüs tedavisi görüyor. Kentte vaka artışı sürerken koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının son 9 ayda 957 kişi artarak 1755'e yükseldiği belirtildi. Öte yandan yılbaşı öncesinde hastanelerde PCR testi yoğunluğu vardı. Artan vaka artışının ve yılbaşı öncesi seyahate çıkacakların bulunmasının bunda etkili olduğu belirtiliyor. Vaka artışına rağmen yılbaşı nedeniyle alışverişe çıkanlar da sokaklarda yoğun kalabalık oluşturdu. Biz de vatandaşlara mikrofon uzattık ve konuya ilişkin görüşlerini aldık. Vaka etrafına bakarsan hiç maske falan yok civarlarda. Herkes maskesiz geziyor. Çok normal. Sabahleyin hastaneye gittim. Müthiş bir kalabalık. Hastanenin çevresine yaklaşılmıyor. Yunus Emre Hastanesi'ne. Evet. Yani ben de oradaydım. Doğru çok, dedi. Çok şiddetli bir salgın tabii ki yani. Özellikle Covid teste gelenler de durduruldu. Ama bu tabii ki insanların dikkatsizliğinden bakarsan çevreye bak maskesiz geziyorlar. Görüyor musun? Evet. Çok nadir bir insanlar var. Evet. Etrafı var. Yani böyle olursa bu hastalıktan kurtulma şansımız çok az. Evet çoğalıyor ama işte bu da toplumdan kaynaklanıyor herhalde. Kalabalıktan olması gerekiyor. Yeni varyantlar da çıktı, hastalık arttı. Evet aynen dediğiniz gibi. İşte korumamız gerekiyor kendimizi ama gene de insanlar tabii bunaldı artık. Yani bu her şeyden sıkıldı. Mesela gençler geçiyor, maske yok. Maske yok. Şimdi yani böyle bir kısım şeyler sallantılı bir şekilde hallediliyor. Yani mesela yolda yürüyorsun, maskeyi takacaksın. Yanındaki masada oturuyorsun, maskeni indireceksin. Acayip bir kural, acayip bir şekil. Yani bilmiyorum, anlamadım ben nasıl olacak bu iş. Yani ben buradan geçerken maskeden bulaşıyor ama otururken bulaşmıyor mu yani? Yani milletin biraz sağduyulu olması lazım. Evet. Yani biraz yani pandemiye uyması lazım. Maskesiz gezmemesi lazım. Bir de hastanelere yani şeyi oldukça gitmesi, ihtiyacı oldukça olunca gitmesi lazım. Biraz yoğunluğu önlememizde yani kendi halkımızın, kendi vatandaşımızın elinde yani.